Evet, Cemile'nin ablası, valla bence gerçek ablası sensin yani. Zaten öylesin de, aynı anneden doğmuşsun. Tek kardeşi de bence sensin yani, sevgili Fatma. Valla helal olsun sana. Yani o 15 şey içerisinde tek dik duran sevgili Fatma var burada. Çok üzgün olduğunu biliyorum, çok bir hayal kırıklığı yaşadığını biliyorum. Hem Cemile ölüyor, yani ölmüş, hem de öyle olduğunu söylüyorlar. Hem de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bir de Besra'nın aynı anneden olan kız kardeş. Ve aslında yalnız olmadığını düşündü. Bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Muhtar Bey de Besra diye görüyorsunuz, Besra. Sen var ya Besra. Şimdi Muhtar Bey, o da ekranda olsun lütfen, Şeref Bey. Şeref Bey merhabalar. Şimdi çok merhaba, üzgün, çok teşekkürler. Çok üzgün ama çok ilginç bir aileyle karşı karşıyayız. Ya gerçekten evet. 15 kardeşin hepsi birbirinden, yani aslında var ya, acayip bir aileyle karşı karşıyayız. Çok ilginç bir aileyle karşı karşıyayız. Niye ağlıyorsun? Fatma? Bir hayal kırıklığı var sende. Kendini de bazen diyor ki, kendimi ifade edemiyorum ben diyor, ekranda heyecanlanıyorum diyor. Besra dün seni aramış ama telefonu Meryem çıkmış. Kızın çıkmış galiba. Evet. Besra 3 yıl önce telefonda sana ne söyledi? Ne zaman? Besra 3 yıl önce telefonda konuşmuşsunuz Besra ile. Şöyle sevgili izleyiciler, evet. Besra Cemile'nin aynı anneden olan öz kardeşi. Mustafa'yı sürekli koruyor o zamanlar. Mustafa da biliyorsunuz babayla beraber Cemile'yi öldüren kişi iddiaya göre. Ve 2012 yılına kadar bu olay bir aile içinde konuşuluyor. 2012 yılında kız kardeşi Hatice diyor ki, ben diyor şiddete uğradım diyor. Ve sorumun da diyor Cemile gibi, ablam gibi olmasını istemiyorum diyor. Ve bunu jandarmaya söyledikten sonra bir soruşturma başlıyor. Ve bu soruşturma sırasında aslında herkes bildiklerini söylemiyorlar ve jandarmayı yanıltıyorlar. Mustafa'nın tarafını tutuyorlar. Besra da o zaman Mustafa'nın tarafını tutuyor. Biz Besra ve Mustafa arasındaki görüşmeleri burada açıkladıktan sonra Fatma çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ama hep Besra'dan şüpheleniyormuş. Değil mi Fatmacığım? Neden şüpheleniyordun? Söyle. Ben gerçekten insanın içini acıtır ama söylemek lazım. Az önce söyledim ya, Düşünün Hanım yazmıştı. Besra gerçekleri söyle mi? Besra hadi diyelim ki o ifadeyi vermedi ki onlar birçok yerde var. Ama Besra 3 yıl önce, sesi de gitti, Fatma'ya şunu söylemiş. Ben mi söyleyeyim, sen mi söylersin? Söyle sen, ben senden duyayım. Şimdi, ne dedi sana 3 yıl önce? İşte çok değişik konuşuyordu. Bazen konuşuyordu, bazen böyle şüpheli konuşuyordu. Ben de şüphelendim. Hı? Biliyordum zaten. Besra'dan şüpheleniyordum. Evet, hep şüphelendim ben. Sana şunları söylemiş 3 yıl önce telefonda. Evet. Sen niye bir ölünün peşine düştün? Evet, bunu defalarca söyledi. İyi yapmışlar, öldürmüşler. Evet, en son zaten telefonda bana öyle dedi. Dedi iyi yapmışlar. Cemile için, iyi ki öldürdüler mi diyor Cemile? Bu 3-4 yıldır biz konuşmuyorduk. Hı hı. Ben buraya geldim, Besra çıktı geldi, ben de anlamadım dedim. Bu niye geldi? Yani bu niye geldi ki? Biz çağırmadık yani. O da diğerleri gibi şunu söylemiş. Cemile kötü yola düştü. Evet. Ya iyi güzel de, iyi güzel de zaten. Öz kardeşleri kendisine istismarda bulunuyor. İddiaya göre Mustafa ile Resul iddia bulunuyor. O da yetmiyor. Yani ya nasıl söyleyeyim? Rütük var, konuşamıyorum yani. Kendi karısı ve kendi kız kardeşi evdeyken akıl almaz şeyler yapıyorlar ya, daha ne diyeyim yani? Daha ne diyeyim ya? Bu kötü yola düşmemiş. Kötü yola düşmemiş. Kötü yola düşüren bunlar yani. İtilmiş, itilmiş. İten de abiler, yengeler, kardeşler. İşte. Yani bu kızın suçu yok. Besra diyor ki iyi ki de öldürdüler. Yani bunu katille konuşuyor işte, o zoruma gitti çok. Ben size bir olayı daha açıklayacağım ama şeyi göstermek istiyorum. Şimdi Şeref Bey, çok teşekkürler, zaman ayırıyorsunuz. Şimdi Cemile sizin köyde, Balıkesir, Ağrılı normalde. Aile oraya göç ettiği için orada yaşıyorlar. Sizin köyde, Karasi'de ve Yeniköy'de gömülü durumda. Biz orayı bir tepeden bir görmek istedik. İki yer var çünkü. Cemile'nin gömülmüş olabileceği ile ilgili iddiaların olduğu iki yer var. O yerleri bir göstermek istedik. Gelsin ekranlara lütfen. Mesela korkuyorum, ip aldı, biraz kazma aldı. Adam zehir gibi, daha yaşlı. Nereden bilmiyorum, bilmiyorum yani. Cemile öldürüldü. Vazgeçme. Cemile'nin gömülmüş olabileceği yerleri havadan görüntüledi.
96 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan Cemile, Hamit Gürbüz babasının evinden çıktı, ölüme giden yolu takip etti ve önce kuyuların olduğu yere geldi. Kardeşlerinin ve annesinin söylediği atıldığı ilk kuyu işte burası. Cemile Gürbüz'ün atıldığı iddia edilen kuyuların hemen arka tarafında Mustafa Gürbüz'ün 2012-2013 yılında aldığı arazisi mevcut. Kısımda görmüş olduğunuz ekinlerin olduğu yer, kuyuların hemen arka tarafında yürüme mesafesi yaklaşık 3-4 dakika. ...2012 yılında Cemile'nin kız kardeşleri Şerife ve Elmas'ın karakola yanlış gösterdiği arama çalışmalarının yapıldığı yer burası, fakat 2012 yılında yapılan arama çalışmalarında Cemile'ye dair hiçbir şeye rastlanılmadı. Mesela koruyorum, ip aldı, biraz kazma aldı. Adam zehir gibi, daha yaşlı. Nereden bilmiyorum, bilmiyorum yani. Şimdi 2012 yılında buradaki birçok yerde şu anda bu tanıkların gösterdiği, gizli tanıkların işte söylediği yerlerde aramalar yapıldı mı Şeref Bey? Onu merak ediyorum ben. Bir yerde yapıldı Didem Hanım. Yani o ilk bize gösterilen kayalık bir yer var. Dereyata. Evet. Orada bir çalışma yapıldı ama herhangi bir şeye rastlanmadı yani. Şimdi ama başka bilgiler var. Şu anda da mesela Besra şunu söylemiş. O kadar eminmiş ki Mustafa 30 senedir yakalanmıyor, yine yakalanmayacak. O kadar emin ki. Çünkü hepiniz koruyorsunuz. Hiçbiriniz, yani vicdan var mı size merak ediyorum. Sen biliyorsun Cemile'nin nerede gömüldüğünü. Niye arıyorsun, niye Fatma'ya kızıyorsun? Hepiniz biliyorsunuz. Şerife de biliyor. Ama şeyi, jandarmayı yanıltıyorsunuz. Bence Zeliha Hanım da aslında nerede olduğunu biliyor. Neden biliyor musunuz? Bunu da Besra Fatma'ya 3 gün önce anlatmış. Sen mi anlatmak istersin, ben mi söyleyeyim? Hadi söyle. Unutmuşum şu an. Zeliha bir evlilik yapmış. Telefonla yayına bağlanan Zeliha bir evlilik yapmış. Mustafa'nın hepinizin kardeşi, Cemile'nin kardeşi. O kişinin çok lüks bir arabası varmış. O arabayı kendi üzerine almış Zeliha. Sonra arabayı gizlice erkek kardeşi Mustafa'nın üzerine devretmiş. Daha sonra da kocasından boşanmış. Mustafa'dan arabayı geri istemiş. Demiş ki ben kocamdan boşandım, arabayı artık bana geri ver demiş. Aslında önce kocasını dolandırıyor Zeliha iddiaya göre. Mustafa da arabayı kardeşine geri vermemiş. Ve adamı dolandırdığı için gidip şikayetçi de olamamış. Mustafa arabayı vermezsen, şimdi Zeliha da telefonla yayına bağlanıyor ama bazı şeyleri kontrollü anlatıyor. Sonra da işte çocuğunu bahane ederek ne kadar ilerleyecekler izlemeye çalışıyor. Görmeye çalışıyor. Çünkü diyor ki Mustafa'ya, arabamı bana geri vermezsen ben cinayetle ilgili bildiklerimi anlatacağım diye Mustafa'yla pazarlık yapıyormuş. Ne fena ya. Zaten şikayet ediyorum. Şikayet ediyor. Evet. Ama Mustafa'ya bak, o da bende cinayetle ilgili birçok şeyi biliyor. Şu anda herkes. Evet. Zeliha anladığım kadarıyla. Besra, Rabia ve işte diğer kardeşler Şerife, Elmas, Ömer, Resul. Yani ne bir hepsi ya. Pazarlık şimdi yapıyor Mustafa'yla. Şimdi geçenlerde Zeliha konuşuyor masum mu ya? İnsan cinayetini ranta dönüştürmüş durumda. Kanından canından insanlar bir de bunlar ya. Bunu bir yani daha söyler misin? Yüksek sesle söyle. Bir daha söyle ya. Yani bir daha söyle masum ya. Masum bir insanın cinayetini resmen ranta dönüştürmüşler. Aynen. O masum insan da kendi kanınızdan canınızdan olan insanlar. Yazıklar olsun size. Yazıklar.